Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Kemal Cerfi. Okulda 3. senem. Seattle'da 3. senem. Seattle organizasyon koordinatörüyüm şu anda. Bu bölümümüzün adı Uzun Lafın Kısası. Bu bölümde kulübünüzü kısaca anlatmanızı istiyoruz. Biz Sabancı Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübüyüz. Kulübün amacı üniversitemizdeki öğrencilere denizi, yelkeni sevdirmek. Diğer üniversite kulüplerinden farkımız daha çok işin eğlence kısmındayız. Aileci olmak, mutlu olmak, sosyalleşmek tarafında kalıyoruz. Yani insanları bir arada tutmaya çabalıyoruz. Diğer üniversiteler genelde yarış takımı ve kulübü olarak bölüyorlar kendilerini. Biz de gelip ilk defa yelken öğrenmiş insanlar da yarış takımımıza yarışabiliyor. Çünkü dediğim gibi amacımız hep beraber olalım, eğlenelim, mutlu olalım. Eski bir kulübümüz, 2004 senesinde kurulduk. Şu anda okulun en büyük kulüplerinden bir tanesiyiz. Bu bölümümüz soru cevap bölümü. Öncelikle etkinlikleriniz neler? Etkinliklerinizden bahsedebilir misin? İstanbul'da düzenlenen ve Marmaris'te düzenlenen bazı yarışlara katılıyoruz. Yarışlar kademe kademe oluyor diyelim. Bazılarında eğitim aldığımız Alize ile beraber katılıyoruz. Onun dışında Sport Boat yarışları var ve Marmaris'te Campus Cup yarışı var. Buna sadece öğrenciler olarak gidiyoruz. Dümende de öğrenciler oluyoruz. Tekne içindeki her şeyde de öğrenciler oluyoruz. Özgün kalmış oluyoruz bu yarışlarda. Uzun gezilerimiz var. Uzun gezilerimizde bir hafta boyunca Marmaris'ten çıkıyoruz. Genelde yaz, kış, bahar ve güz olmak üzere 4 tane oluyor. Gezilerinizi daha detaylı açıklar mısın? Denize giriyoruz, mangal yakıyoruz. Cunda'nın kendi adasına gidiyoruz. Orada dolaşıyoruz, eğleniyoruz. Cunda'da denize sıfır, güzel, doğayla iç içe yine büyük bir evimiz var. Teknelerin müsaitliğine göre Burgazada gezisi yapıyoruz. Onun dışında Trilya gezimiz oluyor. Yine kısa bir gezi bu. Eğitimleriniz var mı? Bazı insanlar yeni başlamış oluyor. Bazıları zaten yapmış oluyor. Yapanlar için muafiyet sınavları var. Hiç bilmeyen biri için sıfırdan birinci yıldız eğitimi var. Birinci yıldız eğitiminde tekne üstü çok basit şeyler öğretiliyor. İki yıldız eğitim var. İki yıldız eğitimi biraz daha detaylı bir eğitim. Bundan sonra da yatçılık, yarışçılık var. İki yıldızda artık yine hevesini kesemeyenler de yatçılık, yarışçılık alıyor. Bu da okulumuzun katıldığı yarışlarda biraz daha aktif rol almak isteyenler için olmuş oluyor. Ama iki yıldız eğitimi tamamlamış herkes yarışlara girebiliyor. Yatçılık, yarışçılık sadece kişisel, hani ben daha çok yapmak istiyorum, daha çok kendimi geliştirmek istiyorum diyenler oluyor. Eğitimin sonunda geçerli bir belgeniz oluyor mu? Bu yıldızların insanlara sağladığı şey ne oluyor? Avantaj? Yıldız sistemi üniversiteler arasında olan bir sistem. Bu eğitimlerden sonra ama amatör denizci belgesi alabiliyorsunuz. Bu eğitimler, bu belgeyi almanızda size bayağı yardımcı oluyor. Çünkü o belgeyi almak bizim eğitimleri tamamladıktan sonra çok kolay. Amatör denizci belgesini alırsanız sonra okulumuza gelip okulumuzun teknesi olan Gorbun'un workshoplarına katılıp Gorbon kaptanlığı alabiliyorsunuz. Bu Gorbon kaptanlığıyla da artık istediğiniz zaman bir tekneniz olmuş oluyor. Hiçbir ücret ödemeden hafta sonu çıkabilirsiniz. Bu turumuz labut turu. Sana sorular soracağım ve bu sorulara hızlı cevaplar vermeni bekleyeceğim. Yelken senin için ne ifade ediyor? Mutluluk. Deniz mi, kara mı? Deniz. Ada mı, İstanbul mu? Ada. Ayva mı, armut mu? Armut. Batman mi, Superman mi? Superman. Dart oynamak mı, kahve içmek mi? Kahve. Oralet mi, çay mı? Çay. Menemen mi, omlet mi? Menemen. Tek kelimeyle Sabancı. Su. İki kelimeyle Sabancı. Su sayalım. Sevgilin var mı? Yok. Anadolu Ajansı hakkında ne düşünüyorsun? Çılgın.